Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Tabi bu seride ilk denememiz olacak. Burada şunu yine ben belirtiyorum: Bizi takip eden, beğenen ve yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sık sık gelen yorumlardan birisi deneme paylaşmamız şeklinde oluyor. Bu denemeleri paylaşmaya çalışacağım, ama şu ana kadar yapmadığımız bir şey yapacağım. Bu video, bu deneme bin üzeri görüntülenme alırsa, o zaman ikincisini çekeceğim. Yani burada e, biraz daha sizden e, izlenme e, kısmında destek istiyoruz. Bunu paylaşmanızı istiyoruz. Daha fazla kişiye ulaşabilmek adına. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki haritada bazı merkezler numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu merkezlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı merkezin yerel saati diğerlerinden daha ileridir. Türkiye'de doğuya doğru gidildikçe yerel saat daha da ileri olmaktadır. Bunun sebebi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesidir. Batıdan doğuya doğru döndüğü için güneşi ilk önce doğudaki yerler görmektedir. O yüzden bir de en geri olması gerekmekte ama soruda ya da şıkta demiş ki en ileri. Bu da yanlış bir ifade. 4 numaralı merkezin çizgisel hızı 2 numaradan fazladır ki özellikle baktığımızda kutuplara doğru yaklaştığında Türkiye'de kuzeye doğru gittiğimde çizgisel hızda bir azalma, güneye doğru gittiğimde çizgisel hızda bir artış görüyorum. Onu da şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidiyoruz. Ekvatorda çizgisel hız daha fazla dedik. Kutuplarda ise çizgisel hız daha az dedik. Hatta 90 kutup noktası bakın nokta yani sabit bir şekilde ne yapıyorum? Duruyorum. Hız kaç burada? Sıfır. Kocaman bir sıfır. O yüzden kutuplara doğru gittiğimde, Türkiye'de kuzeye doğru gittiğimde çizgisel hızda bir azalma oluyor. Demek ki 4'te daha fazlayken 5 gibi, 1 gibi merkezlere daha az oluyor. O zaman burada doğru bir ifade kullanılmış. 4'te daha fazlayken 2'de daha az olduğunu söyledik. 5 numaralı merkezin gece gündüz süre farkı 4 numaradan fazladır. Şimdi burada da şöyle bir mantık yürütelim. 0 Ekvator yıl boyunca gece gündüz süresi eşit arkadaşlar. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşıyorlar. Kutuplara doğru gittim ki kutuplarda ki kutup noktasında bakalım yine orayı kıyaslayalım. Hani akılda kalması için 6 ay gece 6 ay gündüz yaşıyorum. Bakın fark daha da arttı 6 ay gece 6 ay gündüz. Demek ki kutuplara doğru gece gündüz süre farkı artış gösteriyor. Ancak Dünyanın her yerinde gece gündüz süresinin eşit olduğu 21 Mart 23 Eylül hariç onun dışındaki bütün tarihlerde kuzeye doğru gidersek Türkiye'de gece gündüz süre farkı artıyor. O zaman kuzeydeki yerlerde güneye göre daha fazla fark olmuş oluyor. Demek ki 5 numaralı merkezin gece gündüz süre farkı 4 numaradan daha fazla diyebiliriz. 3 numaralı merkezin yerel saati ile ulusal saat arasındaki fark azdır. Şimdi Türkiye artık 45 doğu boylamının yerel saatini tüm Türkiye'de ortak saat olarak kullanıyor. Örneğin burada 45 doğu boylamı ığıdır kısmı dikkate alınır. Burada saat 12 iken diğer kısımda da ulusal saati 12 alıyoruz. Yani yerel saatte 12 burada, ulusal saatte 12. Buradan uzaklaşmaya başladık. Örneğin 40 doğu boylamına geldik. 40 doğu boylamında burada saat 12 ise yerel saat yerel saat oldu. Bu ulusal saat. Burada yerel saat 12 ise burada yerel saat 12 olmaz. Çünkü burada 5 boylan fark var. 20 dakikalık bir fark var. O zaman daha geri olacağı için burada kaç olur yerel saat? 11.40 olur. Ama ulusal saat Türkiye'nin her yerinde aynıdır. Yani 12'dir. Bakın ne oldu? 20 dakikalık bir fark ortaya çıktı daha da uzaklaştım boylam olarak. Bir 5 daha gelirsem yine 20 dakika daha burada geriye gelmiş oluyorum. 11, 20 oldu. Ne oldu fark? Daha da açıldı. Demek ki biz boylam olarak baktığımızda buradan uzaklaşırsak aradaki fark artış gösteriyor. O zaman en yakın olan boylam olarak 3 numara. Burada ikisi arasındaki fark daha az olacaktır. 2 numaralı merkezin enlem değeri 4'ten fazla 3'ten azdır. Enlem değeri dediği şu. Türkiye biliyorsunuz ki 36 42 kuzeyde yer alıyor. 36 derece olarak daha küçük, 42 derece olarak daha büyük. O zaman enlem değeri daha büyük olan yerler kuzeyde yer alıyor. Demek ki 2 numaralı merkezin enlem değeri 4'ten daha fazla örneğin burası 36 ise ya da 37 ise örnek burası 38 39 daha fazla oldu ama 3'ten diyor ki azdır çünkü 3'ün daha kuzey değer aldığını burada görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Diğer sorumuza geçtik. Yukarıda verilen yörelerden hangilerinin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark daha fazladır? Özellikle gerçek alan dediğimizde bir yerin engebesi hesaba katılır. İz düşün dediğimizde dümdüz düşünürsünüz. O zaman burada aradaki farkın fazla olmasını istiyorsam dağlık engebeli alanları seçmek zorundayım. Ama düz olsaydı bu fark daha az olacaktı. Demek ki dağlık engebeli alanları seçmem gerekiyor. Menteşe dağlık engebeli, Konya düz, Çukurova düz, Hakkari dağlık engebeli, Ergene düz. O zaman burada 1 ve 4'te engebeli alanlar olduğu için ben bunları fark olarak fazla aldım. O yüzden de doğru cevabım B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Yükselti kısmı değil. Çünkü yüksek olup düz olan yerler de var. Burada engebe dağlık olmasını dikkate alıyorum. Bunun altını çizmiş olalım. Üçüncü sorumuzda Türkiye'deki dağlar oluşumlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Kaz dağları kırık ve Nur Dağları kırık. Ki bunlar kırıklı dağları oluşturuyor. Tabi ezberlemek gerekiyor biraz ezber kısmı burası. Yine kırıklı dağlar dedik. Boz Dağlar kırık. Aydın Dağları kırıklı. Ama Ala Dağlar Toroslar kuşağında kıvrımlı bir özelliğe sahip. O yüzden bunun oluşumu diğerlerinden farklıdır. Tabi Kaz, Madra, Yunt, Boz Dağlar, Aydın, Menteşe, Nur ya da Bunlar kırıklı dağlarımız. Bunları unutmuyoruz. O yüzden Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Hatta biraz bana göre saçma bir kodlama var. Kazma yuntmuş boz ayı meledi. Tabi orada nur dağları yok. Kaz, madra işte bu şekilde bir kodlama yapılıyor. O kodlamada hani bazı arkadaşların aklında kalabilir. E, nasıl ayı meliyor o da ayrı bir nokta. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin kuzey kıyılarında etkili olan Karadeniz ikliminin özelliklerindendir? Türkiye'de rejimi düzenli olan tek iklim Karadeniz iklimidir. Her mevsim yağış alır. Kış sıcaklık ortalaması 0 santigrat derecenin üzerindedir. Bakın ortalaması yani sıcaklık değil ortalamadan bahsediyor. Bu da doğru. En çok yağışı sonbahar mevsiminde alır. Günlük sıcaklık farkları nemli olduğu için kıyı kesimde özellikle baktığımızda daha da azalıyor. Nem olduğu için burada sıcaklık farkı da azalmış oluyor. O yüzden biz burada 1 ve 2 A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Diğer sorumuzda ise Batı Anadolu ormanlarında ağaç türlerinin dağılışı incelendiğinde genellikle dağların kuzeye bakan yamaçlarında iğne yapraklı türlerin, güneye bakan yamaçlarında ise geniş yapraklı türlerin yer aldığı görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Şimdi i̇şte burada şöyle bir kıyaslama yaparsak buradaki dağların güney ve kuzey yamacından bahsetmiş ki iki yamaçta da e, herhangi bir e, yükselti değeri vermediği için şu şurada görülür şeklinde. Bunların yaklaşık aynı yükseltide olduğunu düşünelim. Tabi daha az dediği için ben bunu söylüyorum yoksa etkilimi evet farklı yükseltilerde etkisini bir nebze olsun gösterecektir. Şimdi burada görülen geniş yapraklı, burada görülen ini yapraklı. E şimdi burada aynı yükseltide bu ben bu bitkileri görüyorsam, bu ağaçları görüyorsam yükseltiyi çok fazla düşünemem. Ama şöyle deseydi işte bu 1500'de bu 1300'de o zaman orada yükseltiden dolayı farklılık yaşandığını söyleyebilecektim. Ama sonuçta bakı etkisinden dolayı şöyle bir şey söyleyebilirim. Güney yamaç daha sıcak, kuzey yamaç daha soğuk olabiliyor. Bakı etkisinden dolayı bu farklılık olabiliyor. E bakı sıcaklığı etkiledi. E buradan dolayı olabiliyor. Belki nemlik var burada. Güneşlenme süresi güney yamaçta daha fazla, kuzey yamaçta daha az. Bu kesinlikle bir farklılık. Türkiye'nin bulunduğu yarımküre itibariyle güneyi daha güneşinlerin dik açıyla alıyor, bu da bir farklılık. Ama dediğim gibi yükseltileri aynı olabilir ve diğer tarafta da aynı yükseltide bu ağaç olabilir. O yüzden diğerlerine göre daha geri planda. Ama diğerleri birebir farklılık oluşturuyor. İşte buradaki güney yamaç, buradaki kuzey yamaç daha sıcak, daha soğuk olabiliyor. O yüzden ben burada yükseltiyi aldım. B şıkkı doğru cevabım oldu. Sıradaki sorumuzda Türkiye'de dağların uzanış doğrultusu kıyı kesimler ile iç kesimler arasında iklim farkı neden olmuştur. Bu durum aşağıdaki il çiftlerinden hangisine daha az yaşanmaktadır? Ki burada dağların kıyıya dik uzandığı alanlarda bu farklılığın daha az olduğunu görüyorum. Çünkü iç kesimlere kadar sokuluyor o iklim etkisi nemli hava. Ve Ege'de bakarsak 200 kilometreye kadar girebiliyor içeri. Çünkü dağlar kıyıya genelde dik uzanıyor. Denizli ve Aydın dağlar kıyıya bu alanda dik uzandığı için iç kısımlara nemli hava Akdeniz ikliminin etkisi giriyor. Ama Trabzon, Bayburt ne var? Arada dağlar var. Arada dağlar olduğu için iç kısımlara çok fazla giremiyor. Bunun yanında baktığımızda Kastamonu, Çankırı, Batı Karadeniz yine arada dağlar var. O da gitti. Antalya burdur bu sefer Toroslar var. Yine arada dağlar var. Adana, Niğde yine arada Toroslar var. O yüzden Burada dik uzandığı için iklimin etkisinin iç kısımlara sokulduğu denizli aydını doğru cevap olarak aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de akış gösteren ve sınır aşan akarsulardan biri değildir? Sınır aşan yani diğer ülkeden gelen ya da ülkemizden giden sonuçta sınırı aşıyor. Oradan da gelse bizden de gitse. 7 tane akarsu var. Aras, Kura, Fırat, Dicle ve Çoru bizden gidenler. Bir de Asi ve Meriç var dışarıdan gelenler. Sonuçta onlar da sınır aşıyor. Başka bir ülkeden bize geliyor. Ama Türkiye içerisinde bulunan Kızılırmak sınır aşmıyor. Sadece Türkiye içerisinde hareket ederek denize Türkiye'de dökülüyor. Çoru, Fırat, bakın Dicle, Aras, Kura, Meriç ve Asi. Bu şekilde dikkate aldığımız bu akarsular ya bizden gidiyor ya da dışarıdan geliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Sıradaki sorumuzda ise Haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Terra rossa kırmızı renkli Akdeniz toprağı demir oksit oranı fazla olduğu için kırmızı renge dönüşmüş. Akdeniz iklimi artı kalkerli arazi gerekiyor. Yani şöyle bir şey yok. Akdeniz iklimi varsa %100 o alanda terra rossa olacak diye kesin bir ibare yok ama olma ihtimali yüksek. Örneğin bir numaralı alan Çukurova. Akdeniz iklimi görülüyor ama Çukurova biliyorsunuz ki delta. Burada alüvyal topraklar var. Kesinlikle terarosa toprakları yok. Ona dikkat edelim. Ama teke taş büyük bir kısmı hani bu silifke kısmı hariç. Bu alanlar Antalya çevresi özellikle Mersin çevresi bu alanların çoğunda e, terarosa topraklarını görüyoruz. Ama diğerlerinde mesela burada kahverengi renkli bozkır toprakları, pozol toprakları, çernezyon toprakları görülüyor. Bu alanda dediğimiz gibi terarasuda görülmesi beklenir dediği için 2 numarayı B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Sıradaki sorumuzda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanların hangisi birinci dereceden deprem bölgesi değildir? ki bunu söylediğinde zaten direkt ee, fay hatlarını çizmemiz gerekiyor. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı bu Van Gölü'ne kadar uzandırıyoruz. Hatay'dan başlayarak Doğu Anadolu Fay Hattını dikkate alıyoruz. Hakkari'ye kadar bir yay çiziyor ve Batı Anadolu'da şöyle küçük küçük kırıklı kırıklı fay hatlarımız var. Bunları çizdikten sonra dışarıda kalan ve uzak kalan alanlarda deprem riski daha az oluyor. O zaman doğru cevabımız burada 3 numara C şıkkı olarak değerlendirilebilir. Sıradaki sorumuzda ise Türkiye'de nüfus gelişimi incelendiğinde 1960-80 döneminde nüfus artış hızının belirgin oranda yüksek seyrettiği görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? Ki doğum oranlarının yüksek olması, sağlık koşullarının iyileşerek ki ölüm oranlarının azalması, bunun yanında beslenme koşullarının iyileşmesi Kadın istihdamının artması, kadınların çalışma hayatına daha çok girmesi özellikle 80 yıl 80'li yıllardan sonra nüfus artış hızını düşürmüştür. Böyle bir etkisi vardır. Bunu unutmayalım. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlarda yaygın olarak görülen köy altı yerleşmeleri ile eşleştirme yaptığımızda hangisi yanlış olur? Bir dam demiş ki dam daha çok Batı Anadolu'da karşımıza çıkan hayvancılığın yapıldığı yerleşmelerdir. İki numara ağıl denmiş ki burada baktığımızda daha çok divan yerleşmeleri var. İşte Sakarya'da serdivan, Bolu'da dört divan, Çankırı'da el divan bu çevrede gelişme göstermiş. Samsun'dan İstanbul'a kadar olan bu kısımda mahallelerin birleşmesiyle divanlar oluşmuş. 3 numara divan denmiş. 3 numarada arkadaşlar ağıl gibi yerleşmeler söz konusu. O yüzden yine bunun dışında obalar o torosların kuzey yamaç ya da güney yamaçlarında yaygınlık gösteriyor. Divanlar daha çok Batı Karadeniz'de karşımıza çıkıyor. Burada yine böyle bir özelliğin olma durumu yok. Burada daha çok ağılların olduğunu görüyoruz. Komlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karşımıza çıkmakta ve hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bu da doğru bir eşleştirme. 5 numarada ki burası Adana arkadaşlar. Biz burayı hanımın çiftliğiyle anlattık. Biz burayı bir zamanlar Çukurova ile anlattık. O dizilerdeki çiftliklerle anlattık. O yüzden Çukurova'yı çiftlik bazında unutmayın. Dikkatli olun. 2 ve 3. C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda Türkiye'de kırdan kente yapılan göçler nüfusun kent durumunu değiştirmiştir. Günümüzde nüfusun %90'ından fazlası kentlerde yaşamaya başlamıştır. Bu durum sektörlerinden hangilerinde çalışan nüfus oranlarının artmasına neden olmuştur? Ki kırsal kesimde insanlar daha çok tarımla uğraşıyor. Tarımla uğraşan bu kişiler kentlere göç ederse tarımda çalışanlar oran olarak azalmış olur. Oran olarak burayı dikkatle incelemek gerekiyor. Sanayi ve hizmet ki kentlerde daha fazla bunlarda artış olmuştur. O yüzden 2 ve 3 e şıkkı doğru cevabımız oldu. Ki Cumhuriyet'in ilk dönemleri %90 civarı tarımda çalışan oranı var. Ama günümüze bakıyoruz bu durum artık tersine dönmüş. Daha çok hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı olmuş. Tarım bunlardan sonra gelmekte. Sıradaki sorumuzda Türkiye'de sulanan tarım alanlarının artmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinde artış yaşanmamıştır? Yaşanmamıştır. GAP'la birlikte Sulama gelişince en çok alan artışı pamukta yaşanmıştı. Sulama ile birçok alanda orada pamuk yetişmişti ve pamuk üretiminde şu an Şanlıurfa birinci. Şeker pancarı su isteği olan bir ürün ki Türk çiftçisi modern yöntemleri ilk olarak bu tarım ürünüyle öğrenmeye başlamıştı. Çünkü makine istiyordu, su istiyordu. Bunları dikkate alıyoruz. Nadas sulama artınca azalır ki nadasa duyulan ihtiyaç sulamayla azalmakta çünkü o toprağın nem ve mineral ihtiyacı bununla karşılanmaktadır. Tarımsal verimde artış görülür, sebze meyve üretiminde artış görülür. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Sıradaki sorumuzda Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinin dağılışı doğal bitki örtüsüyle ilişkilidir. Buna göre haritada işaretli alanlarda en çok yetiştirilen hayvan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Şimdi bir numara ki burası teke bir numarada taşeli verilmiş. Bu alanlarda kıl keçisi yetiştiriciliği öne çıkıyor. Tabi Türkiye'de yaygın birçok yerde var, Mendeşe'de var, Hakkari'de da var. Arttırabiliriz ki burada bir numara keçi. Bunun dışında baktığımızda bir numarayı keçiye aldığımızda bizim geriye kalan şıklarımızın C ve E olduğunu görüyoruz. Şimdi koyun demiş 3 ki Van koyun sayısında Türkiye'de birinci sırada. İkinci olarak Konya geliyor. O zaman koyunu 3 da alalım. 2 numaraya baktığımızda Erzurum Kars çevresi yaz yağışları ve çayır bit görüntüsüne bağlı olarak burada büyükbaş hayvancılık gelişmiş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak değerlendirilebilir. Sıradaki sorumuza geldik. Aşağıdaki illerden hangisinde motorlu kara taşıtı sanayisi gelişmemiştir? Bursa Türkiye'de en fazla geliştiği yer hatta TOK'da duyulan bir durum burada. Elektrikli araçta Gemlik'te Bursa'da üretiliyor. Kocaeli yine bu illerden birisi. Aksaray'da Mercedes'in kamyon fabrikası var. İstanbul yine bu sanayinin geliştiği alanlardan birisi. Ama Türkiye'de Karadeniz ve Doğu Anadolu'da böyle bir örnek yok arkadaşlar. Tekrar edelim. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da böyle bir örnek yok. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Sıradaki sorumuza geldik. Maden sorusu. Aşağıda verilen maden çıkarım alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Demir, Divriği havzasında, Hekiman havzasında, Hasan Çelebi havzasında çok fazla çıkarılıyor. Bunun dışında Eymir, Balıkesir çevresi, Sakarya Çamdağı, Feke Mansurlu, Niğdadan arası yani bu alanlarda karşımıza çıkıyor. Boksit, Seydişehir çıkıyor ki ki çıkıyor. Bor, Emet, bunun dışında Seyit Gazi Kırka, bunun yanında Mustafa Kemal Paşa, bunun yanında baktığımızda Özellik olarak Susurluk, Bigadiç gibi alanlarda karşımıza çıkıyor. Mermer, en kaliteli mermerler Afyon'da karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Marmara'da 3B, Balıkesir, Marmara'da özellikle Bilecik, Bursa ve Elazığ yani Arttır'la biliyor. Bunun yanında Bakır, kader kodlamamız vardı. Kader kodlamasında S harfi diye bir şey yok. Kastamonu Küre, Artvin Murgul, Diyarbakır Ergani, Elazığ Maden, Rize Çayeli, S yok arkadaşlar kader kodlamasında. Burada bir fabrika vardı ama çıkarımı yoktu. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen milli parkların bulunduğu illerden biri değildir? Soğuk su Milli Parkı bulunduğu yer Ankara'dır. Bunun yanında Uludağ zaten herkes Bursa olduğunu bilir. Bilmeyen yoktur diye tahmin ediyoruz. Yozgat Çamlığı Milli Parkı Türkiye'nin ilk milli parkı olarak ilan edilmiş yeri. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı Antalya'da bulunuyor. İzmir'e ait bir milli park verilmemiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Sıradaki sorumuzda Türkiye'deki demiryollarının özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Genellikle karayolları ve demiryolları doğu-batı yönünde uzanır. Çünkü dağların uzanışıyla paraleldir. Türkiye'de ulaşımın büyük bir kısmı doğal koşullara bağlı olarak karşımıza çıkmakta. Tüm il merkezlerine erişir demiş ki tüm il merkezlerine bizim demir yolumuz gitmiyor arkadaşlar. Bazı sınır kapılarına ulaşıyor. Kapıköy yine Kapıkule, Kapıköy İran, Kapıkule Bulgaristan ulaşıyor. Akdeniz limanlarının tamamını iç kesimlere bağlar demiş. Antalya'da demiryolu bağlantımız yok arkadaşlar. Özellikle Akdeniz'de sadece orada bulunmuyor. Ha, Mersin için geçerli olabilir ama hepsi için geçerli değil. Genelde bu tür sorularda şuna dikkat edin. Tamamı, hepsi diyorsa orada bir şeyler aramak gerekiyor. Tabi %100 değil ama genelde bu sorularda tamamı için, tümü için gibi cümlelere biraz dikkat etmek gerekir. O zaman 1 ve 3 doğru oldu. B şıkkını doğru cevap olarak almış olduk. Ve bu şekilde soru çözümümüzün sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Tekrarlıyorum, hatırlatıyorum. Bu videonun ikincisini bin izlenmeye geçince öyle çekiyorum. Bilginiz olsun, desteklerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.